köylerimize yönelik altyapı, eğitim, istihdam, tarım ve hayvancılık gibi sorunları çözebilmek amacıyla fikir alışverişinde bulunmamız çok önem arz etmektedir. Burada bir koordinasyon ve birliktelik sağlanarak herkes, her şeydeki insanımız elinden geleni yaptığı takdirde her türlü sorunumuzu çözeceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede her konuda fikir alışverişinde bulunabilir, planlama yapabiliriz. Ama Orman Sırtı köyümüzün yıllardır çözüm bekleyen öncelikli sorunu olan içme suyu konusu üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu konuyu sizler takip ediyor ve biliyorsunuz. Burada şu ana kadar yaptığımız çalışmaları ve bundan sonra yapacaklarımı sizlere çok kısa anlatmak istiyorum. Değerli Ankara'da yaşayan Arap gibi güzel insanları, Orman Sırtı köyümüzün muhtarıyla beraber yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bizim köylere hizmet götürme birliği diye bir birliğimiz var. O birliğimizin aynı zamanda sizin köyünüzün muhtarı da üyesi, encümen üyesi. Sizin köyünüzü 2 yıllık süreç içerisinde birçok sorunlarla hallettik. En önemli sorunumuz su konusu kaldı. Bununla ilgili bu sene 2006 yılında yaklaşık 125 milyar ödenek koyduk. Bu ödenekle sizin su sorununuzu halledelim dedik. Fakat bu ödenek yetmedi. Diğer köylerimizden artırdığımız, biriktirdiğimiz paraları, yani 120 milyar gibi bir miktarda sizin köyünüzde valimizden, Malatya valimizden onay alarak sizin köyünüze tahsis ettik. Ve 250 milyar civarındaki bir para sizin köyünüzün içme suyu halledilmek üzere tahsis edildi. Bununla ilgili bir ihale yaptık. Bu ihaleyi yine sizin hemşeriniz olan Ömer Bey'e aldı. Fakat sizin de burada bulunanların da bildiği gibi yine bir iki problemimiz çıktı. Şöyle ki bu problem, yani biliyorsunuzdur bu konuları, bu problemleri biliyorsunuzdur ama bir de benim ağzımdan duymanızı istiyorum. Kemaliye köyleri yine problem çıkarttı. Fakat ben uzatmayacağım. 275 milyar para 2006 ödeneğinden idi. Geri gitmek üzereydi. Fakat biz yine bir formülünü bularak, tabi yasal sınırlar içerisinde bir formül bularak 2007 bütçesine koyduk yine 250 milyar ödeneği. İnşallah Ömer Bey'e de, müteahhit Ömer Bey'e de, yine sizin hemşeriniz olan müteahhit Ömer Bey'e de Temmuz'un sonuna kadar süre verdik. Bu süre içerisinde inşallah suyunuzu köyünüze akıtacağız. Hedefimiz bu. İnşallah Allah'tan bir mani olmaz. Su açılışına buradan hepinizi bekliyoruz. Değerli Arap, Ankara'da yaşayan Arap gibi güzel insanları. Güzel insanlar diyorum çünkü ben de kendimi Arap Birliği sayıyorum. Ben Niğde'nin Ulukuşta ilçesindeyim. Ulukuşta ilçesini alın, Arapgir'e koyun, Arapgir'e alın, Ulukuşta ilçesine koyun. Bu kadar kültür ve sosyal yaşam benzerliği var. O yüzden ben de kendimi bir Arapgirli, bir Orman Sırtlı gibi görüyorum. Ve aşık bir insanız. Vatanımıza, ülkemize, cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze yürekten bağlı ve bağlı, yani değerli Ankara'da yaşayan Arap Birliği insanlarımız, vatandaşlarım, 2 yıl içerisinde ve bundan sonra önce ve bundan sonra da şu ilkeler ışığında ben görev yapmaya çalıştım ve bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Birincisi, büyük Atatürk, her milletin kendine göre büyük liderleri vardır. Bizim de en büyük liderimiz tarih
yetiştirdiği, Türk milletinin yetiştirdiği en büyük lider Atatürk. Atatürk'ümüz. Bu yüce Atatürk'ümüze yürekten bağlı olmak zorundayız. Onun ilkelerine yürekten bağlı olmak zorundayız. Onu kullandırmayıp onun ilkelerine sahip çıkarak benimsemeliyiz. Birincisi bu ilkemizin. İkincisi milliyetçi veya ulusalcı olmamız. Üçüncüsü cumhuriyete, demokrasiye, layık cumhuriyete sadık olmamız gerekiyor. Ve dördüncüsü de çok önemli. Gerçekten bizi biz yapan, milleti millet yapan inanç ve kültür değerlerimiz var. İnanç ve kültür değerlerinde bağlı çizgide doğru, dürüst, yetimin hakkını koruyarak sizin memleketinizdeki insanlara hizmet etmeye çalıştık. Bu süre içerisinde sizin memleketinizdeki insanların %90 altını çizerek söylüyorum, sevgisini, saygısını kazandık. Fakat çok az bir menfaat çevreleri bizim hakkımızda çeşitli dedikodular, iftiralar atarak sizleri zaman zaman yanlış yönlendirmeye çalışsalar da siz de kendi memleketinizde yaşayan muhtarınızdan, vatandaşlarınızdan sorarsanız orada nasıl hizmet ettiğimizi, devletin nasıl hizmet ettiği orada ortaya çıkacaktır. Ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Burada tabii güzel bir ortam var. Bir beraberlik içerisinde, neşe içerisinde eğleniyorsunuz. Arapgir ilçesinde şu ana kadar hangi yatırımlar yaptık onları ben size anlatmak isterdim ama ben böyle güzel bir eğlence ortamını bölmek istemiyorum. Bunu dernek başkanımız, Sayın Paşa'mız